gelip şu teklifi sundular. Ya ben haber işinde olmak istemiyorum. Yemek programı yapmak istiyorum. Ya da lifestyle yapmak istiyorum. E ben çok fazla oldum bu işin içinde. Ama o çok fazla olduğumun içinde aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu psikoloji de var. İnsanların değil, fikirlerin tartıştığı program. Olur mu öyle şey? 3-5 sokağa çıkacak Twitter'da infial yarattı diye milletvekillerinin en temel hakkı olan kürsü dokunulmazlığını ellerine alacaklar? Yani bu akıl kârı değil. Bugün AK Parti iktidarının yanlışları var diye bu dün AK Parti iktidarını boğmaya çalışan bir askeri vesayet gerçeğinin yaşanmadığı, mevcut olmadığı anlamına gelmiyor ya da öyle bir tehlikeli. Söylemesi bizden her pazartesi ve çarşamba 19'dan sonra RSFM'de. Söylemesi bizden başlıyor. İyi akşamlar, tekrar beraberiz. Söylemesi bizden de Akif Bekir ve İsmail Saymaz'la birlikte. İsmail biraz yorgun gördüm yalnız geldikten sonra. Yok yani. Yorgun mu o zaman? Tabii iş mesela sabah erken kalktım, onun biraz şeyi var üzerimde. Mahmurluğu var. Evet. Yoksa listelerde yer alamadım diye bir üzgünlük mü, böyle bir kırgınlık mı acaba? Hangi bir şey mi çöktü diyorsun? Bir şey mi çöktü? Türkiye'nin en güvenilir isimleri listesinde mesela İsmail Saymaz yok. Ben varmışım. Sen yok musun? Ben varım. Sen var mısın? Yalnız 3716. sıradayım. Listeye koyamamışlar yani. O kadar 3000. Tahminim öyledir diye düşünüyorum. Ya 3715 kişilik liste. Öyle bir liste olsun. Orada olursunuz. Ne yapayım abi? O kadar insana güveniliyorsa bana da bir yerde güvenen vardır diye düşünüyorum. Değil mi? En azından eşime sorarlar, derler güveniyor musun? Evet tamam, bir kişi bir kişidir ya. Bugünün en büyük mavra konusu bu, biliyorsun. Şöyle yalnız mavralar dönüyor. Gezici diye bir firma yaptı. Anket firması yaptı bunu. Güvenilir anket firmaları anketi yapılsa gezici kaça girer diye, kaçıncı sıraya girer diye bir soru var. Birincisi, firmayı yapan anket ne kadar güvenilir? Orada büyük bir şey var, soru işareti var. İkincisi, daha da önemlisi, birçok kişiye sosyal medyadaki şeylerde fokur fokur kaynayan kazanlarda birçok kişiye şöyle soruların sorulduğunu gördüm. Yani sağınıza solunuza baktığınızda o kişilerle aynı sıraya girmek nasıl bir duygu? Ne hissettiniz? Onların içinde olmak falan. Tabii. Yani, dolayısıyla o açıdan insicamı bütünlüğü olmayan bir liste var. Neye zaten göre acaba, nasıl yap? Ben sormak isterim de geçen bana çok kızdı. Bağlanmaz diye endişe ettim, aramadım. Sana güvenildiğini zannetmiyorum. Bana güvenmiyorum. Sana seni güvenilir bulmamış olabilir. Acaba son o şeyden, yayından sonra ben bu listeden düşmüş olabilir miyim? Çok şüpheleniyorum yani. Ya Serdar Turgut diye bir gazeteci vardı, hatırlıyor evet, musun? Evet. Şu anda Washington'da. Washington'da ne yapıyor? Yazıyor mu hala? Yazıyor. Habertürk.com.tr'ye yazıyor. Yazıyor. En ben son bir şey söyleyeyim mi? Serdar Turgut'un kendisi bile kendine güvenmiyordu. Ya. Gerçekten ya. Evet. Bir dönemde tenis üzerine yazılar yazıyordu, hatırlıyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Hakkını teslim edelim diye söylüyorum. Türkiye-Amerika krizinde çok ciddi yazılar yazdı. Yani gerçekten referans alınacak, sonrasında gerçekleşen orada kulislerden falan bilgiler verdi. Ama benim merakım var, takip ediyorum da piyasada çok görünen, öyle sesi çıkılan ben falan şeye bir şey kadar değil. Ben hani bu listeyle Türkiye'nin en güvenilir gazetecileri arasında ön sıralarda yer aldığını öğreninceye kadar unutmuştum ya, hakikaten Serdar Turgut nerede, ne yapıyor diye birden bir sordum. Yani onu ama halkımız unutmamış. Çok vefalı. Çok vefalı. Nasıl soruluyor olabilir bu soru vefalı mesela? En çok medyada kime güveniyorsunuz diye mi soruluyordur? Siyasette en çok niye, kime güveniyorsunuz sorusuna Erdoğan diye gelmemiş anladığım kadarıyla. Kim gelmiş? Bir numarada ben şeyi görüyorum burada siyasette. Dur bakayım, AK Partili bir Süleyman Soylu. Süleyman Soylu ha. O soru acaba şöyle olabilir mi? Yani en çok kimden korkuyorsunuz? Bir soru. Korkusundan güvenilir bulmuştur insanlar onu. Nasıl değsin değil mi, güvenmiyorum evet, diye. Korkuyordur da ya, öyle ifade etmiştir. Bacağını kırarım diyor, tabii. Bir şeyler söylüyor falan Süleyman Soylu. Allah'ım evet, düşünsene. Meymenetsiz yeri diyor falan. Evet. Düşünsene, anket yapana diyebilir. Ya çok acayip. Cem Uzan da var değil mi o listede? Kaçıncı sırada, hatırlıyor musun? Valla buradan bakıyorum. Şimdi Binali şöyle Süleyman Soylu, Özgür Özel, Hulusi Akar, Binali Yıldırım, Muharrem İnce. Binali Yıldırım çok geride kalmış, bu işe üzülmüş olabilir kendisi. Muharrem İnce, Fethi Yıldız. Kim Fethi Yıldız? Fethi Yıldız kim gerçekten? Ben de bilmiyorum. Vallahi bir girsene ya.
İsmail. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Fethi Yıldız'ı bak şu anda. Az önce Twitter'da İsmail'i okudum. Önüme takip ettiğim birisi beğendiği için önüme düştü. İşte Türkiye'nin en beğenilen, en güvenilen siyasetçileri arasında halkımızın teveccühüne mazhar olduğum için işte bu büyük onur duydum halkımıza. Ondan sonra ve gelici Fethi araştırma şirketine çok teşekkür ederim diye Önay Alpagor'un mesajı Önay vardı. Önay Alpagor. Tabii. Fethi Yıldız MHP Genel Başkan Yardımcısıymış. Yani en son bilinen kayıt onun af teklifini açıklayışıymış. Güzel. Ben mesela o Fetih diye yazılmış Fethi'ymiş aslında. Fethi Yıldız. Fethi. Ümit Özdağ, Selin Sayıkböke, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Berat Bey de kızabilir ama bu son dönemde çok önde. Ya Bahçeli yok, Sayın Bahçeli yok, Sayın Kılıçdaroğlu yok. Onları ama sadece almamış olabilirler şey değil. Olarak. Nasıl yani. Ama siyasetçi deyince önce liderler gelir yani. Fethi Yıldız. Hayır, önce akta liderler gelmez mi siyasetçi? O bir anket konu, o başka bir anket konusu. Numan Kurtulmuş var. Sonra aynı anket aa, Mehmet Öztaseki yani. Var. Hı. Ama şey yok görebildiğim kadarıyla. Rakibi yok. Öztaseki var. Ali Babacan var. Semih Yalçın. Semih Yalçın'ın yazıları çok etkileyici gerçekten. Oğuz Kağan Salıcı var. Mustafa Şentop. Semih Yalçın güvenilir olmaktan çok güvendirilir bir isim. Yani böyle güvenmek zorunda hissettiğim bir isim. Sana güven duygusu veren. Durmuş Yılmaz var. Güvenmekten başka bir seçenek bırakmayan Barış bir isim. Barış Arkadaş da gelmiş bak resmi. Barış Arkadaş evet. Resmi. Umut Orhan, Ahmet Şık, Abdülhatif Şener, Cem Uzan. Evet doğru. Var. Abi ön sıralarda Cem Uzan. Cem Uzan'a yani. Güvenilebiliyor muymuş? Çok milletimiz onu da unutmamış. Çok vefalı. Döner dağıtmış ya döner ekmek seçim kampanyası. Bir de Cem Uzan'a nasıl güvenilebilir? Ya bir işin o tarafı da çok enteresan. Ama bir şey fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir yarım ekmek dönerin ne kadar hatırı ne vardır onu sen söyle. Bir de tabii bankalardan o kadar çarptı hani şey mağdurlar vesaire falan var diyeceksin. Devlet de hala mahkemelik falan işte hesapları biraz evet. Karışık ama öyle bakma. Bu deve dikeni diye bir diken varmış. Deve onu yemeyi çok severmiş. O ama devenin ölümüne yol açan bir şeymiş. Çünkü devenin ağzını kanatırmış, dilini kanatırmış. Kandaki tuz da karışınca bununla ilgili bir deyim de ben hatırlıyorum ama ben hiç oraya gitmiyorum. İsmail, hiç oraya yapma. Yani. Onu hiç yapma. Hiç oraya gitmiyorum. Sana baksak güleceğim gibi geldi birden. İsmail dedim. Hemen atladın İsmail. Deveyle diken arasında oran orantı ilişkisinden söz eden bir deyim. Onu sen yanlış hatırlıyorsun. Deve siliği falan var. Belki sen oradan şey yapıyorsun. Son dönemde faydalı olur. Deveyle öyle bir şey var bana. İsmail şu sıralarda organize işleri iki. Sazan sarmalı tartışması var biliyorsun. Yani millet izleyici de sazan sarmalına geldi. Sinemaya bilet alıp izlemeye gidenler birden. Hocam burada Cem Uzan ya. Bir şey söyleyeyim. Burada Cem Uzan'ın listeye girdiği yerde Jet Fadıl ödülü alır yani. Jet Fadıl yani olmalıydı bence. Çünkü evet. Abi kaç defa 5 turda insanlara kendine güven oluşturup 5 evet. Turda söğüşlemek kolay aslında değil yani. Aslında olması lazım. Dalga dalga güveniyorsun yani düşünebiliyor musun? Sürekli güveniyorsun. Meral Danış Beştaş mesela. Evet. Önay Alpago. Abdullah Gül, Bülent Tezcan, İbrahim Kalın, Ali Türkşen, Mustafa Sarıgül, Sinan Oğan ve Zülfü Livaneli varmış abi. Her toplumun her kesiminden aslında. Ya bir şey soracağım sana. Şimdi bize sorsan siyasetçi kategorisinde Zülfü Livaneli asla benim aklıma gelmezdi. Yani o kategoride adını saymak aklıma gelmezdi. Ancak yani sanat vesaire falan dersen işte ya da edebiyat dersen Zülfü Livaneli'yi hatırlayabilirdim. Şimdi nasıl milletimiz ne kadar vefalı ki vaktiyle siyasete girip çıkmış aday olmuş işte belediye başkanlığına ya da milletvekili oluyor yapmış bir dönem bir ama şeyleriyle besteleriyle ondan sonra işte müziğiyle şarkılarıyla ya da kitaplarıyla gündemde olan bir ismi bu kategoride hatırlayıp hakkını teslim edebiliyor. Ya çok vefalı. Çok vefalı. Çok vefalı bir milletimiz var. Kanal yani. D'nin haber başkanı da var. En son Demirören den bir şey vardı biliyorsun bir görüntü vardı. Görüntü parçalanmış bölünmüş üreticilerle ilgili bir görüntü üzerinden çok eleştirilmişti. Nasıldı o ben tam hatırlamadım. İsmail hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum anlatabiliriz. İsmail konuşturamıyoruz ki. Yok ama bence sen de yanlış hatırlıyorsun. Yani hiç girme o konuya geçelim. Ama bu koskoca başkan yani şimdi. Ama oradan da bir güven çıkma o da oradan bir güvenilirlik yakalamış değil mi? Yakalamış yani. Ya evet. Bir röportajı önünü arkasını atıp sadece önünü
ayıklayıp vererek röportajın bütünü gibi hocam, sunarak vermiş, güven vermemiş. Mesela güven tazelemiş. Sonuçta biraz da vermiş. Milletimizin gözünde güvenilirliği yakalamış. Tabii onu. Ama zaten savunma da öyleydi. Ben verdim diyor. Yani konuştuğu şeyi verdik diyor falan. Öyle arkadaşlar güzel bir savunma bu vardı. Arada yanlış anlaşılmasın. Ben bu sen listede yokum bu diye listenin, bu kadar yapıyorum. Sen evet sabahtan ben sen kendine girmediğin listeyi şu an güvenilir bulmuyorsun. O benim üstümde. Ben varım listede. Onun için öyle bir şey yok. Ben varım. Senin de iyi zamanların vardı. O zaman listeni yapsaydın kendin girseydin. Herkes kendi listesini yapsın, kendi listesine girsin. Bir öz eleştiri veriyorum. Bu eleştiriyi kabul ediyorum. Evet. Yani benim öyle bir şeyim var. Öyle bir sorunum var. Çekemiyorum. Almanya'yı Almanya'nın bizi çekememesi gibi. Ben de çekemiyorum. Sen ileride en iyi muhalifler listesini yazacağız seni. Adını aldın harflerle. Adını kızıl harflerle yazacağız. En iyi muhalifler. Ben iktidar gazetecisiyim. Hem de kızıl. İktidar gazetecisiyim. Yok. Evet. Ama şeyin Ertuğrul Özkök'ün öyle şeyi var ya, ben iktidar gazetecisiyim diye. Ya dün İktidar kim soru gazetecisi? Dün ben oy vermeye gittim. Nereye? Kızma yalnız. Erzurumlar Derneği. Ben şeyin üyesiyim. Beyoğlu Erzurumlar Vakfı üyesiyim. Bizim köylü de dinliyormuş. Gelip bana şöyle sıradayı söyle dedi. O ola vakif ola vakif bekir ne olmuşlar öyle? Sen diyeceksin ki ona. Akif bekir şaşırtmaya devam ediyor. Sen diyeceksin ki ona. İşte güvenilirler listesine girmeye çalışıyor. Hayır, şimdi bu arada gümbürtüye gitmesin. Yani söylediğimiz laflar ironinin muhatabı, iğnelediğimiz muhatap millet gibi görünüyor olsa da millet değil aslında. Yani bu listenin gerçekten sorulmuş gerçek sorulara milletin, halkın, toplumun verdiği gerçek cevaplardan teşekkür ettiğini, onları yansıttığını düşünmüyorum. Gerçekten yani. Çok sormak isterdim Gezici'ye ya. Bugün düşündüm aslında tekrar arayayım mı diye. Belanı arıyorsun bence. Belanı arıyorsun bence. Güvenmiyor işte sana. İşte güvenmiyor bana. Güvenseydi arayacaktım yani. Öyle nasıl yapıldı, kime soruldu, hangi soru soruldu falan diye. Merak ettim doğrusu yani. Güzel ama isimler var. Yani iyi bir liste çıkmış orada. Çok şahane. Güzel liste. Kendisine ne lazımsa onlar listede doğru yerde çıkmış. Doğru yerde değil mi? Yani ne lazımsa, hangi mecralar lazımsa o mecraları tutturmuş. Bu akşam haber bültenlerini izlemek isterdim aslında. Yani acaba bu liste nasıl verilmiştir? Ya ben gelirken şey söyledim. Şimdi mesela benim açımdan abi en güvenilir insan, kabul edin etmeyin, Yılmaz Özdil. Abi o listede, bu listede kaç insan var ki 2500 kitap çıkarıp sattırabiliyor 4 saat içinde abi. Bu bir güven ilişkisi kardeşim. Sen güvenmeyebilirsin ama güvenen var. Bak adam gidip bu parayı veriyor. Gözü kapalı. Evet. Aynen. Ve kendisini değiştirene de sen ne falan diyor. Böyle çıkışıyorlar, örgütlerim saldırıyorlar tabii, yani. Tabii öyle bir böyle kızgınlık. Böyle bir güven yaratabildin mi şu aile ömründe? Fedaileri var ya. Fedaileri var ya. Var. Ben para benim değil mi veririm kardeşim deyip. Kaç tane senin böyle güven ilişkisi kurduğun okurum var, gidiyorlar. 2 hafta önce basılmış kitaba cam mekan arkasından bakıyorlar. Kendi üstüme almıyor. Hande Fırat kadar güvenilir şeyi yok o zaman. Ona Hande Fırat kadar güveneni yok o zaman diyelim yani. Var ama o kadar değil. Dönüp dolaşıp sen nasıl beceriyorsun bu işi anlamıyorum ama yani İsmail sussun diye özel bir çaba sarf ediyorsun. Patronu geldi ya. Bu anket meselesi sadece bu ankette karşımıza çıkan bir hani inandırıcılık sorunu değil. Genel olarak aslında anketçilerin kendi mesleklerine bindikleri dalı kesmek anlamına gelebilecek bir şeyi de, kendilerine verdikleri bir zarar ve yanlışın da eseri olarak büyük bir itibar kaybı yaşıyor. Yani kim hangisi? Anketçiler. Araştırma şirketleri, Akif abi, araştırma şirketleri. Eğer ironinin dibini bulduysak ciddi kısma geçeyim. Araştırma şirketleri 24 Haziran'da hepimizi, beni başta olmak üzere hepimizi yanılttılar. Bir kere Hakan Bayrakçı'nın açıklamasını hatırlatmak istiyorum. Neydi o? O şuydu. Çok ağır sorunlu çok bir şeydi. Çok ağır bir tespitti. Diyordu ki biz birinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın %50'yi geçeceğini tespit etmiştik. Fakat muhalefetin bize saldırmasından infiale kapılarak yani. Bunu açıklamadık. Bu demek ki kardeşim sizin işiniz hile hurda. Manipüle ettim demek açıkça, bu yani. Açıkça ya bir zamanlar hatırla Fatih Altaylı bir telefon konuşmasında anket verilerini değiştirdi diye ne kadar saldırıya uğramıştı. Televizyon gezerek öyle olmadığını izah etmeye çalıştı. Yani bundan 5 yıl önce bu mesele oluyordu kardeşim bu işler. Fakat Hakan Bayrakçı o seçimin sonrasında biz bunu tespit ettik. Yani Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın %50'yi geçtiğini tespit ettik. Fakat muhalefet bizi çarmıha gelmesin diye açıklamadık. Verilerle oynadık dedi. Evet. Ve onun gibi başkaca araştırma şirketleri de, Gezici de buna dahil bu arada,
iki adayında ikinci tura kaldığını, bu birincisi. İkinci turda Muharrem İnce'nin ipi göğüsleyeceğini, bu Gezici'nin tespiti açıkladılar. Bir üçüncü tespitte şuydu: MHP %10'un altında. Evet, %6. %6, %7. Bunda sadece istisna şeyi koyabilirim: Konday. Helal olsun. Evet. Cesurca Cumhurbaşkanı'nın %52 ya da 51 ya da 52 ile geçtiğini tespit ettiler. MHP'yi de onlar gibi küçük göstermediler. Bayrakçı'nın dediği gibi aslında çarmıha da gerildiler. Gerildiler. Onlar, yani o açıklamayı onlar, yaptıktan ben hatırlıyorum, %49'u bulduklarında da gerilmişlerdi. Ağladı az kalsın Taner Erdem yani. Evet. Ağladı hatta. Şimdi Konday'ı müstesna bir yere koyuyorum ama diğerlerinin hepsi bizi yanılttılar. Hakan Bayrakçı bunu çıkar için yaptığını ilan etti. Gezici bilmiyorum çıkarı var mı yok mu onu bilemem ama verileri tartışmalı, şaibeli. Ben son araştırma için demiyorum. İsteyen istediğin güvenilir olabilir, beni çok bağlamıyor ama... Genel olarak ya anket şirketlerinin biraz şey yaptığını, biraz kıskandığını. Hocam ben olmadığım araştırmalara ben güvenmem. Ben söyleyeyim. biraz kıskandığını itiraf etti. Ya şimdi o konuyu konuşmak istemiyorum. Görmemek istemiyorum. Fakat konuşmak istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Araştırma şirketlerinin tamamına yakının verilerinde manipülasyon olduğu şüphesi her geçen gün arttı. Özellikle 24 Haziran'da bu açıklamalarla kardeşim ben her araştırmasına şüpheleniyorum. Bakın ben normalde bir önceki iki seçimde 24 Haziran'dan önce Türkiye'de yurt dışında o araştırma verilerini çok önemseyerek, haddinden fazla önemseyerek insanlara paneller düzenledim ve hepsini yanılttım. Çünkü ben de yanıldım. Hatta televizyon programlarına çıktım, bunları kaynak olarak gösterip elimde gösterip bakın ankette ne diyor dedim, çok pişmanım. Mesela şimdi gittiğim panellerin hiçbirinde araştırma verilerine sığınmıyorum, araştırma verilerine dayanak almıyorum. Son 5 seçimde, son 4 yılda 6 seçim yaptık, 5 seçim 6. seçimi yapıyoruz. Geçen 5 yılın seçim verilerini kendim tahlil ederek yapıyorum, hiçbir veriye bakmıyorum artık. Çünkü muazzam bir bende güven sorunu yarattılar. Hepsini yan yana koysan onlardan sadece Konday'a güvenebilirim. O da dediğin üzere muhalefetin ya da iktidarın üzerine çullanmasını şey yaparak, dikkat almaksızın elindeki veriyi açıklamasına kaynaklı. Şimdi orada tabii araştırma şirketlerinin aslında bir denetlenebilme özellikleri var. Uluslararası bir denetim kuruluşu var. Yaptıkları araştırmaların ne kadar bilimsel olduğu, kaç tane denekler, kayıtlarını tutmak zorundalar. Bu arada özür dilerim, birini daha ekleyeyim. Sencer Bey'in araştırmalarını ayrı yere koyuyorum. Bence, yani ben Anar'ı ve Pol Mark'ı da ben kendi adıma, ben onları bilmiyorum. İbrahim Bey de övüyorlar. Ama ben hani burada unuttum, çok unuttum, özür dilerim kendisinden de. Özer Sancar'ın araştırmaları bilimsel, dikkatli ve hakkaniyetli. Aynı zamanda bazı hassas da. Evet, yani bazı sonuçları hata verebilir. Ama bu çok sonuçlarını açıklamama konusunda da hassas Özer Hoca. Evet, yani evet, öyle bir şey de var, evet, özelliği de var. Evet. Araştırma kuruluşlarının aslında bir denetlenme yöntemi var. Bilimsel bir iş. Değil mi? Bütün dünyada araştırma kuruluşları zaman zaman yanılabiliyorlar. Bu da doğru. Bir sapma, yani kabul edilebilir bir sapma, payı var. Payı var. Zaten onu da araştırmayla beraber açıklıyorlar. Açıklıyorlar. %2 gibi bir sapma şey payı çıkıyor bu. Ama bir tek bildiğim kadarıyla, yanılıyor olabilirim, diğerleri de olabilir ama bildiğim kadarıyla bir tek Konda yaptığı araştırmaları uluslararası denetimden geçiren, aynı zamanda o verileri paylaşan bir kuruluş biçiminde. O açıdan tabii senin söylediğiyle üst üste gelen bir durum bu. Özer Hoca'nın da aynı şekilde söylediklerine ben de itibar ediyorum. Sağ olsun İbrahim Uslu hem bize destek veriyor hem izlenimlerini aktarıyor. O izlenimlerin de ne kadar şeffaf olduğunu araştırmalarla ilgili de onu da görebiliyoruz. Sen bir tane daha ekledin ama şöyle bir durumumuz var herhalde, yani belli amaçlarla yapılmış bir takım araştırmalar olduğu artık kesin. Bazı araştırma şirketi sahipleri için şöyle dönüyor: seçim döneminde X partiye söz verdiği araştırmayı başka partiye değerlerini değiştirerek sattığı gibi. Peki bundan ne elde ediliyor? Ben işin biraz orasındayım. Kazanç elde ediliyor abi. Şöyle. Maddi kazanç, çok iyi paralar elde ediliyor. Onu anladım ama diğer tarafından bakıyorum. Mesleği öldürüyorsun. Hangi meslek? O da berbat. Mesleğe güveni sarttığın zaman bak bu para manipülasyon şima, aynen, sen mesleği öldürüyorsun. Ya bir kısa vadeli bir şeyle kazanç uğruna, yani tırnak içinde vurgun vuracaksın, voleyi vuracaksın diyelim. Bir seçim dönemi voleyi vurmak uğruna markanı yıpratıyorsun. Sadece kendi markanı değil, itibarını aşağı çekmiyorsun. Bütün bir mesleğin, anketçiliğin, kamuoyu yoklamacılığının itibarını beş paralık ediyorsun. Şişirme,
hormonlu şeylerle sonuçlar açıklayarak, bunlar zaten er ya da geç gerçekliği test ediliyor bunların, değil mi? Ya sandıkta test ediliyor ya hayat gözlemleriyle insanlar, şimdi önlerine bir liste koyuyorsun mesela. Koyduğun listenin güvenilirliği o dakika tartışılmaya başlanıyor. Şimdi sen kendin güvenilirlik ölçümü yapan birisi olarak güven veremiyorsan, güven kaybı yaşıyorsan, oho, o zaman senin güvenilirlik anketinde yer almak, o ankette hani bir şey tutmak falan, o bile insanların kaçıracağı, zor bir haline geliyor. Kaçıracağı bir şey haline gelir. O insanlara yük olur yani. Yani orada durmak bir şey vesilesi olmaz. İftihar payesi çıkmaz oradan kimseye. Bu mesleğe bu kötülüğü yapmaya hakları yok. Yani toplumu bir kere yanıltırsın, iki kere yanıltırsın ama bu 3-5 olmaz yani. Evet, hani ondan sonra senin de notunu verirler. Peki toplumu ağzınla kuş tutsan bir daha da kimse inandıramaz. Toplumu yanılttığında ne geçiyor eline? Şimdi diyelim para ki, geçiyor işte İsmail'in dediği gibi. Ama hayır, ben yani o tarafında değilim. Bir araştırma şirketiyle çalışan kimdir siyasi parti? O siyasi parti ya da aday araştırma şirketinden ne bekler? Rasyonel sonuç, değil evet mi? Çünkü strateji belirleyecek. Ha. Bir araştırma şirketinin kendisine ya araştırma şirketi adayın istediği veriyi ona sunuyorsa. Bak, iki türlü konuşabiliriz bunu. İkiye ayırabiliriz yani. Bir, aday adaylığı sürecinde araştırma şirketleri adaya göre ve isteğine göre sonuç veriyorsa mesleki olarak sorunlu bir şey olabilir ama birinin işine yarar, kabul ediyorum. Ama aday adaylığı süreci geçtikten sonra, yani bugün artık adaylar belirlenmiş. Hmm. Aday olmayacak yani, bana %80 destek bulsa bile ben bir yerden beni aday yapamayacak kimse. Bu şartlar altında A partisini bilmem %55, B partisini %30 göstermek kime ne fayda sağlar ki? Partiye sağlamaz çünkü objektiflikten uzaklaşır. Yani bu bunu önünü görmek için yaparsın değil mi? Gerçeği görmek için. %30 olduğunu bilirsen, gerçekten %30'san %50 yapmanın yollarını farklı stratejiler uygulayarak ortaya koyar. Ya hocam, şunu ıskalıyor olabilir misin? Benim bildiğim bu araştırma şirketleri sadece seçim dönemi siyasi kampanyalar yapmıyorlar. Evet. Başka bir dolu şirkete, başka bir dolu alt araştırmalar yapıyorlar. İşte ama o en büyük reklam burada. Tam da onu söyleyecektim. Değişik markaların değişik tüketicilerle olan ilişkisini ortaya koyan yığınla çalışma yapıyorlar. Doğru. Ama bunlar arasında sadece siyasi dönemde yaptığı araştırmalarla kendini tanıtabiliyor. Tabii. Ve spekülatif anketlerle öne çıkabilirler, farklılaşabilirler. O nedenle bence araştırma şirketleri aynı zamanda bu dönemi kendi şirket tanıtımları için de kullanıyorlar. Doğru, kabul ediyorum ama ya yanlış tanıtım onu bitirir. Yanlış tanıtım hangisi bitmiş ki bugüne kadar? Kim bitmiş? Ama sen şirket sahibi olsan bakarsın ya canım. Ya Türkiye'de her şey olursun, bir tek rezil olamazsın. Ama kim bitmiş yani? Mottosundan hareket ettiklerini düşünüyor. Ben sana diyorum, Hakan Bayrakçı dedi ki biz anketin verileri oynadık dedi şu ya. Şu anda ne yapıyor Hakan Bayrakçı? Halen yapıyor çalışmasını. Ben hiç bilmiyorum. Televizyona ya çıkamıyor. Ya bir şey vardı, dur. Bir neydi? Bir anketçi daha vardı, dur. Kemal Ayçi. İmam Hatipli, yok. İmam Hatipli anketçi olarak isim yapan bir anketçi vardı. Evet hatırlıyorum. Hatırlarsın ya, evet, bir ara çok popülerdi. Mehmet Ali Kulat. Yok. Ya daha popüler Adil Gür. Ya evet. Bir Adil Gür vardı. Korkunç bir sapmaydı onun. Bir Adil Gür vardı. Bir ara Adil Gür de, ben CNN Türk'te seçim yaptım. Adil Gür halen tabii çıkıyor televizyona. Çıkıyor ama o bir ara Adil Gür'ün 24 Haziran kanaati neydi? %60'ı geçmişti tespiti neredeyse onun. Öyleydi. O ancak Anadolu Ajansı'nın açılırkenki rakamı ya. Yani şimdi ama nerede çıkıyor bak, onu da söyle. Şu an nerede çıktı bilmiyorum. Sadece ATV'de çalışıyor, A Haber'le çalışıyor, o grupla çalışıyor yani. Bir yerle çalışıyor. Bir arada Aydın Bey'le çalışıyor. Kemal Ayçiçek diye bir Adil Gür aşağı araştırmacı vardı. Biz çalıştık onunla. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam o da muhalif çizgide. Dedi ki ya, bir anket öngörüsünde bulundu. Dedi ki bu tutmazsa ben araştırmacılığı bırakıyorum. Özkiraz. Kapatıyorum. Tutmadı, kapattı, bir söze gene acıdı. Hayır, ben bir tek ben sözümü tuttum dedi. Yanılmıyorsam öyle bir şey vardı. Enayi miyim bunlar arasında dedi, bir ben tuttum dedi, geri döndü falan. Yani evet, düşün, niye bırakasın şey ki gibi, yani. Bu şey gibi 2002 seçimlerinden sonra koalisyonun üçlü koalisyonun 3 ortağı birden istifa etmişti biliyorsunuz. Evet. Sonra birisi geri geldi. Bir bakalım kimdi o? Dur bir de 2002 seçimlerinde üçlü koalisyon iktidardaydı. Tamam. Erken seçim sancağısını Sayın Bahçeli yaptı. İsmini söyleyemem.
Mesut ha işte hayır Sayın Bahçeli erken seçim çağrısı evet, yapmıştı. İpucu da veriyorum. Bak ipucu da veriyorum. Ben ismini söyleyemem. Tamam şimdi anladım soruyu. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, ondan sonra kim başka? Ecevit falan yani bir sürü o seçim yenilgisi üzerine Ecevit. Cindoruk. Tabii Cindoruk falan bir sürü çekilen isim oldu değil mi? Evet. Hep beraber sonra çekilenlerden geleni söyleyemem gerçekten. Birisi geri geldi. Semih Yalçın'ın gündemine gelmeyelim. Evet. Adil Gür müydü? Adil Gür geri geldi. Şöyle bir şey var. İsmail'in söylediği kısmına katılmakla birlikte Yavuz'un göstermek istediği yüzle ilgili de bir şey söyleyeyim bu işin. Yani sen parayla kamuoyu yoklaması yapıyorsun. Durumunu ölçmek için. Kamuoyundaki durumunu, algını ölçmek için bir anket yaptırıyorsun. O anketin senin nabzına göre şerbet vermesini istemezsin. Sana duymak istediğini değil, gerçeği söylemesini istersin. Sana duymak istediğini, hoşuna gidecek şeyi söylüyorsa o anket seni yanıltıyor demektir. Kendi kendini kandırıyorsun demektir. O zaman kim alır bu anketi diyor Yavuz. Doğru ama şöyle bir taraf var o işinde. Kamuoyuna açıklanan, sunulan anketle partilerin kendi mahrem bilgileri için yaptırdıkları, kendi gerçek durumlarını ortaya koyan anketler aynı olmuyor. Yani bir de öyle bu, bir bu işin söylediğin tamamen artık şirazesinden çıkartan bir durum yani. Tamamen işin laçkalaştığını, ben bir şey söyleyeyim, biliyoruz bunu yani, ben biliyorum. Hangi anketin mesela kamuoyunda oylarının yüksek görünmesi stratejilerine daha uygun düşüyorsa partilerin, oylarını yüksek gösteren anketlerin gerçek ya da manipülatif sunulmasını istiyorlar. Gerçek de olabilir, gerçek değilse manipülatifini sunuyorlar. Oylarının yüksek görülmesi gösterilmesi gerekiyorsa kamuoyunda. Ama yok, oyumuz yüksek görülürse seçmenimiz rağbete kapılacak, iş bıçak sırtı, oyu düşük gösterelim biraz gaza gelsinlere ihtiyaç varsa, o zaman gerçek ankette 3-5 puan oradan aktarıyor. Gerçek ankette oyu yüksekse bile düşük göstereni kamuoyuna doğru yansıtıyor, tamam doğru mı? Doğru, bu da bir yöntem. Şimdi ha bunu siyasi partilerin yaptıklarını, bir kendilerine ölçümler yaptırdıklarını, gerçek sonuçları kendilerinin bildiğini, ama bir de kamuoyuna taktik icabı yansıtılması gereken anketler hazırlattıklarını, bunların da manipülatif olduğunu bile bile yansıttıklarını, dolayısıyla aslında kendi kendilerini kandırmadıklarını, sadece seçmenin gözünü boyadıklarını ya da kamuoyunu birini kandırıyorlarsa, hani o diyebiliyor muyuz o kavramı bunun için? Yok. Ya siyasetçiler milleti kandırdı diyemiyoruz değil yok, mi? Yok, onu demedim. Onlar yani göz boyadılar, daha yumuşatarak stratejinin şey yapalım. Stratejinin bir parçası olarak bir icraat uygulamışlar diyelim. Uygulamışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Yani tanzim satış gibi ya. Evet, tanzim nasıl? Ya MK'nin tanzim satışı gibi mi diyorsun? Yani indirim yaptı ya MK. İndirim yapması gibi. Milletimize hayırlı olsun diyerek. Ya da işte benim fiyatlarımda. İndirim yaptık diyelim. Biber mi kaç para derken. Enflasyonla topyekün mücadeleye katkı adına ama. Evet, biber mi kaç para derken Cumhurbaşkanı. Gerçekten tanzim satışı özellikle söyledim. Hani bir göz boyama, bir stratejist eğer. Şu anda seçime gidiyoruz. Türkiye'nin en çok konuştuğu konu tanzim satış. Tanzim satışlardan kaç kişi faydalanır diye bakıyorsun. Türkiye'nin herhalde %1'i değil mi? Ama tamam haklısın da her akşam ana haberde ilk üç haberden biri. Evet. Ve bu görünürlük görüntü bu ne? Arada. Görüntü ne? Şu bugünlerde görüntüde kuyruk azaldı. Bu arada kuyruklar azaldı. Görüntü şu, Ankara hayat pahalılığına müdahale etti. Evet, görüntü o. Ve bunun üzerinden yapılan 3-4 tane haber. Şu an teşekkür ediyor, bilmem ne yapıyor evet, değil mi? Evet. Vatandaş Cumhurbaşkanı da her gittiği yere bunu söylüyor. Evet. Şimdi ben bir ara anlatmıştım, tekrar hatırlatayım. Panel için gittiğim Tokat'ta bir vatandaşla karşılaşmıştım. AKP'li bir vatandaş. Beni de televizyondan gördüğü için takıldı bana. Ben ona takıldım. Şakalaştık falan. Dedi ki ya siz dedi zaten görmüyorsunuz Türkiye'de iyi bir şey olunca. Nedir dedim. Dedi ki 3. köprü. Başka dedim. Dedi ki Marmaray. Dedim Konya'da ne oldu? Dedi ki pardon özür dilerim. Tokat'ta ne oldu? Dedi ki Tokat hiç olmadı. Şimdi övündüğü ne? Aslında hiç gitmediği yer. Sürekli vergi ödeyeceği ve hiç gitmeyeceği bir yerden övünüyor. Aynı efekt zannedersem bugünlerde gelişiyor. Aslında İstanbul, Ankara'da başladı. Galiba bir haberde gördüm. Bursa ve Kırıkkale. Bir yer daha var. Elazığ, özür dilerim. Elazığ'da açılmış, başka yerlere de açılacağı söyleniyor. Şimdi bu kadarcık Türkiye'nin sadece 4 vilayetinde açılmış olan, o da belli merkezlerinde açılmış olan tanzim satış her gün ana haberlerde
hayat pahalılığını düşüren formül olarak bütün Türkiye tarafından izleniyor. Orada yapılan röportajlarda Tabii, şimdi, doğal olarak bütün olarak veriliyordur değil mi? Vatandaş ne hissediyorsa anlatıyordur. Bültenlerde tabii. De o hissiyat aynen yansıyordur tabii, yani. Sen kesilmiyordur şimdi, yani. Tabii orada röportaj, mikrofonunuzda bugün izledim bir televizyonda ben haberlerde. Mikrofonunuz atılıyor. Vatandaş diyor ki sağ olsunlar şimdi AVM'ler de ayak uydurmak zorunda kaldı. Onlar da fiyatını düşünüyor. Şimdi ama bu nerede yapılıyor? İstanbul'da, Bağcılar'da bir yer diyelim. Fakat bu manzara işliğinde Trabzon'da izleyen de ok diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu efekt dalga dalga yayılıyor. Bir de şöyle bir husus var. Şimdi anladığım kadarıyla ilk günkü hercümeçten geriye pek bir şey kalmadı. İlk gün iktidarın arzuladığı fotoğraf, o gün tartıştığımızı söylemiştim, oluşmadı. İlk gün kuyruklar oluştu. Üç gündür Cumhurbaşkanı her gittiği yerde bu yokluk değil varlık kuyruğu demeye başladı. Çünkü eninde ama sonunda kuyruğu... Ama ifade güzel değil mi ya? Varlık değil, yokluk evet. Değil, varlık kuyruğu. Eninde yani var sonunda... olmasa insan oradan nasıl satın alacak? Evet. Eninde sonunda bu kuyruk fotoğraflarının dönüp AKP'yi bumerang gibi vuracağı belliydi. Çünkü bütün diskurunu kuyruğa kurmuş. İnönü'ye kurmuş, Tüpgaz'a kurmuş. Bu kuyruk fotoğraflarına kurmuş. Birdenbire o siyah beyaz fotoğraflara renk geliyor ve 2009'a geliyoruz. İnsanlar bu kez patlıcan ve domates kuyruğuna girmişler. Ama varlık kuyruğu var, yokluk tabii, kuyruğu var. Evet, şimdi bu görüldüğü için benim anladığım kadarıyla ikinci günden sonra buna müdahale edildi. Buna müdahale edildi ve artık dikkat ederseniz kuyruk fotoğrafı yok. Kuyruk görüntüsü de yok. Şimdi hararetli alışveriş fotoğrafları var. Yani eve servis başlamış olabilir yani. Tanzim'den mesela arıyorsun. Arada... 2 kilo biberini getirip kapına bırakıyor. O daha vahim. Ona ayrıca girmemiz lazım. Düşün. 2 kilo domates parasının 3 katını postaya vereceksin. PTT işi gücü bırakacak. Soğanla uğraşacak filan. Ama fotoğraf güzel de bugün ya. Maskeler takılmış. Karton kutularda hıyarlar vardı. Domatesler vardı. Tamam olacak iş değil canım. O saçma. Güzel fotoğraftı ya. Ama sonuçta... Bu Tanzim ya müdahale ettiniz unutun ne diyeceğim müdahale etmiyoruz ya. Kuyrukları bitirdiler. Kuyruklar ha özel olarak kuyruklara bence müdahale edildi çünkü bir kısmıyla geçen hafta bir haber vardı bilmiyorum ne kadar dikkatiniz çekti. Süpermarketlerde Tanzim satış başlamıştı. Ve orada biz tartıştık Tanzim satışta. Yani o mal ne kadara mal ediliyor? Süpermarketlerde iktidarın baskısıyla ucuza mal satılıyor diye tartıştık. Eninde sonunda kuyruğun bir kısmı oraya kovalandı. Tanzim satışlar çoğaltılarak marketlere kapı açılarak o kuyruk fotoğrafı dağıtıldı. Cumhurbaşkanı da kalan tortuyu varlık yokluk değil varlık varlık kuyruğu diyerek tanımlamaya çalışıyor. Ve bence iktidar düştüğü yerden doğruldu. İktidar bunu yani kendi başarısı hikayesi olarak anlattı. Bu işin faturası birkaç süpermarketle birkaç kabzımala kaldı. Bugün de CHP'ye çıktı ya. Kuyrukların sebebi CHP diye vatandaş röportajlar veriyor yani. CHP Tanzim'in sorumlusu. Cumhurbaşkanı bugün Isparta'da konuştu. Orada işte bu meselelere girdiğinde diyor ki üretici 1 lira üretiyor. İstanbul'da tüketici 15 lira yiyor. Bunun adı vurgundur, ihanettir, soygundur. Buna müsaade etmeyiz. Vatandaşın bu şekilde istismar edilmesine biz müsaade etmeyiz. Bizim için her şeyden önce vatandaş diyor. Şimdi verdiği örnek 1 lira 15 lira. Bu kadar uzun zamandır da yayın yapıyoruz yani bunun üzerinde böyle bir şey yok. Çünkü hani 4 lira 5 lira 6 lira 7 lira maliyet. Tanzim'de 5 liraya tarlada alınan şey Tanzim'de 4,5'a satılıyor. 4,5'a yani satılıyor öyle bir vaziyet de var. Bir şey daha vardı konuşmasında bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Diyor ki daha önce diyor etle ilgili de bir spekülasyon yapıldı. Evet. Biz hemen diyor yurt dışından ithal eti getirip durum baskıladık. Oysa Cumhurbaşkanı Afyon Üniversitesi'ni kendisinin kurduğu gibi yanlış bilgi sahip olduğu kadar bu hususta da bence yanıltılıyor. Çünkü ithal et yani Sırbistan'dan, Bosna'dan alınan ithal et meselesi esasen Türkiye'deki et fiyatının yüksek olmasından çok Türkiye'de hayvancılık sektörünün çöküşüyle ilgili mesele. Ve iktidar bunu çok hızlandırdı. Sadece keşke böyle bir fiyat düşürmek için et satın almış olsaydı kesilmiş et. Tüm hayvanlar zaten dışarıdan alındı. Yani Arjantin'den, Meksika'dan, Brezilya'dan kurbanlık alındı. İçerideki hayvancılık bitirildiği için. Şimdi dolayısıyla orada da bence yanlış bir bilgi var. Bu hadisede de yanlış bir aktarım var. Fiyatlar çok çok büyük miktarlarda düşmeyecek. Yani piyasanın kendi normali var. Üretim bedelleri var, üretim giderleri var. Bu o baskı ve şoku atlattıktan sonra geri gelecek. Ama seçim atlatılmış olacak. Biz gerçek dışı, sana bırakacağım da yani şurada söylemek gereken bir cümle var. Gerçek dışı bir
ortamda yaşıyoruz, atmosferde yaşıyoruz. Sürreel diyorsun. Tabii, sürreel. Hiçbir şey gerçeğe gelip dayanmıyor. Sen diyorsun ya atlatılacak. Dali tablosu gibi yani. Yani acayip bir durum var orada, atlatılacak. Yani çok net tespitler var. Bilen insan zaten bunu koyuyor ortaya. Hava şartları sorunlu. Tohum %100 pahalanmış, ilaç %100 pahalanmış, gübre %100 pahalanmış. Ve ilk defa Türkiye böyle bir hava şartıyla karşı karşıya. İşsizlik %12'ye çıkmış. O ayrı. 4 milyonu bulmuş. O ayrı bir tartışma. Ama tarım üzerinden söylüyorum meseleyi. Yani maliyetler artmış. Mazot artmış. Köprü geçiş ücretleri artmış. Ve çiftçinin satabileceği en alt limit var. Onun üzerinden alıp arada aracılarla bilmem neyle falan İstanbul'a gelip gerçekten havanın da verdiği etkiyle acayip bir fiyat oluşmuş. Bunu bilen herkes şunu söylüyor. Bunu eminim Çavuşoğlu da çok iyi biliyordur Antalya'da olduğu için. 3 gün sonra fiyatlar aşağıya gelecek. Evet. Çünkü güneş çıkacak. Hasat fazlalaşacak. Bugün 300 kilo aldığın yerden 3 ton almaya başlayacaksın. Patlıcanında, domatesinde, öbüründe fiyatlar aşağı inmek zorunda. Ama 1 liraya inmeyecek. Çünkü arada bir sürü de zam geldi. Evet. Ha şimdi ne dedi Çavuşoğlu? İlaç içinde, gübre içinde tanzim kuralım. Dedi değil mi? Bunu söylemek zorunda kaldı. Çünkü Antalyalı. Çünkü meseleye hakim. Çünkü pazara gittiğinde adam diyor ki ilaç %100 arttı diyor. Gördün mü görüntüyü? Bir tane görüntüsü var. Evet. İşte gübre arttı diyor. Bu diyor ki ben de çiftçiyim diyor. Hemen oradan sıvışıyor. Kayboluyor yani. Şimdi... Ya cevap ver. Niye buna cevap vermiyorsun? Şeyde mitinglerde işte arada vurgun var, simsarlar var falan demek kolay. Ama üreticinin bu sorusuna cevap vermek zor. O soruya cevap yok. Şimdi bir dualite içinde yaşıyoruz. Yani ikili bir gerçeklikte doğru. Yaşıyoruz. Belki daha doğru ifade olabilir. Bu ikili gerçekliğin bir yanılsama yüzü var. Yani yanıltan sanal gerçeklik boyutu var. Bir de bayağı bildiğin dış gerçeklik boyutu var. Sahada cereyan ettiği şekliyle, hayatta cereyan ettiği şekliyle yaşanan kısmı var. Şimdi ikisine birden temas edenler zorda kalıyor. yani hem o sanal gerçekliği yansıtıyorsan, onun üstüne bir söylem kuruyorsan, ama aynı zamanda sahada da karşına o dış gerçeklik yaşandığı şekliyle senin önüne çıkıyorsa, orada o zaman bocalayabiliyorsun yani. Ama ustalık İkisini birlikte idare edebilmekten geçiyor. İktidarın becerisi de orada. Yani algı çarpıklığı, yanılsama işte falan diye şikayet eden bir karşı siyasi görüş var. Bir muhalif tavır var biliyorsun. Onlara da verdiği cevapta Sayın Cumhurbaşkanı haksız değil. Neydi o? Bir daha hatırlatayım. Ya bu biber patlıcan fiyatları başına alıp gittiğinde... Biber diyorlar, patlıcan diyorlar, bir mermi kaç para biliyor musunuz demişti. Buna karşılık da İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener sivri biberle mermiyi karıştırıyor şeklinde bir cevap verince biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı taşı gediğini oturtmuştu. Siyasette ne demişti? Başka bir şey karıştırıyor. Asıl sen siyasette başka bir şey karıştırıyorsun, haberin yok demişti. Yani bunu, ben siyaset yapıyorum. Bunu alkışlattırabiliyor muyum? Bunu kabul ettirebiliyor muyum? Buna inandırabiliyor muyum, inandıramıyor muyum? Sen ona bak, siyaset budur. Ya siyaset İstediğin gibi gösterebilme sanatıdır Sayın Cumhurbaşkanı'na göre. Tamam mı? Ki burada biz konuştuk, esnafa tanzim satışı alkışlattırdı. Ya siz biberden patlıcandan şikayet eden kalabalıklara da siz biber bir mermi kaç para biliyor musunuz dedi, onu da alkışlattı. Sıkladılar yani. Şimdi dolayısıyla bunu Sayın Cumhurbaşkanı başarı addediyor. Yani başarı dış gerçekliği birebir nasıl yansıtıp yansıtmadığın değil. Başarı sana lazım olan şekilde gerçeği yansıtıp kendi prizmandan geçirerek yansıtıp buna inandırıp ikna etmeyi başarıp başaramadığın. Tamam mı? Evet. Şimdi başarı Sayın Cumhurbaşkanı'na göre başarının ölçüsü bu. Siyasi başarının ölçüsü bu. Bu konuda sonuca da yansıyor. Bu konuda eline su döken de yok, sonuca da yansıyor. Tanzim kuyruğunda bekleyen vatandaşların röportajlarını izliyoruz. O kuyrukların müsebbibinin CHP olduğuna inanıyorlar. Ondan sonra bazen mizansen mi diye şüphe ediyorsun. Önünü arkasına yani bir kesit veriyor mesela, sosyal medyada dolaşıyor. Buluyorsun, tamamına bakıyorsun. Ya bu mizansendir diyorsun. Yok ya gerçekten. Mizansenle de karşılaştığımız oldu ama biliyorsun. O da oluyor yani, tabii da. Araya onlar da karışıyor da. Onun için hep dikkatli, ama şu an gerçek haber
ironi haberin önüne geçti. Yani ironi haberle gerçeği karıştırmak vakayı adiyeden artık çok sıradan. Yani gerçek haber, şüpheleniyorsun ya, bu Zeytung olmasın diyorsun. Peşine düşüyorsun, deşiyorsun. Yok, gerçekten yok. Gerçek haber. Hakim abi, bir şey söyleyeceğim. Vasıtalar zayıf tabii bir yandan. Medya platformları ve vasıtalar muhalefetin kullanımasının, ama dikkat ettim, muhalefet liderleri de bu işi halka izah etmediler kendi cephesinden. Ya da yeterince izah etmediler. Etmekçe gayret ettiler mi acaba? İşte ona da emin değilim. Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ya da HDP'liler yeterince bunun, yani yaşadığımız o sebze meyve krizinin üzerinde çok durmadılar. Yeterince durmadılar ya da yeterince halka izah etmediler. Ama Cumhurbaşkanı günlerdir anlatmaya çalışıyor. Biz denklemi yanlış kurduğunu söyleyebiliriz. Eleştirelim. Ben de eleştiriyorum. Yani sebze krizini Cumhurbaşkanı bence kendi çerçevesinden ve olduğu ve bağlamından farklı anlatıyor. Yani aslında krizin müsebbibi bu hükümetin tarım politikaları. Ve bu yanlış politikaların sonucunda biz krize sürüklendik. Ama Cumhurbaşkanı... Yanlış mı biliyoruz? CHP değil mi krizin işte, sorumlusu? CHP'liler ben değilim demeliydiler. Demediler. Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Cumhurbaşkanı günlerde diyor ki, kardeşim bunun sorumlusu benim halkımın sofrasındaki iki domatesten birini, iki soğandan birini, üç biberden birini almakta olan süpermarket zincirleri ve spekülatörler. Simsarlar. Eğer siz kardeşim bizim uyarılarımızı dinlemez, bu fiyatları düşürmezseniz ben de devlet olarak seni aç, vatandaşımı aç bırakmam. Koyarım tezgaha, sen de düşürmek zorunda kalırsın. Bence bu mantık bütün yurttaşların aklını kasır. Senin sözlerine ek olarak birkaç cümlem var. Geçen hafta Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubu vardı, İyi Parti grubu vardı, HDP grubu vardı. Ben mi atladım? Var mıydı burada bu konu? Dur. Konuşuldu çok az. Kılıçdaroğlu da çok az konuştu. Hatta ben de merak ettim niye az diye. Ama şunu demeye çalışıyorum. Ankara'da kim var? Kılıçdaroğlu var. Meral Akşener var. Sezai Temelli var. Ankara dışında mitinge kim gidiyor? Bak bugün Burdur'da, Sparta'daydı Cumhurbaşkanı. Tabii. Dün işte Bursa'daydı değil mi? Yanılmıyorsam. Veya iki ilde daha. Bursa'daydı. Bursa'daydı evet. Yani. Her gün bir mitingi var. Ya Rusya'dan döndü, öğleden sonra mitinge katıldı Cumhurbaşkanı. Muhalefet liderleri ne yapıyor? Hala başlamadılar. Muhalefetin bu seçimden umudu yok mu? Bu yani, arada Devlet Bahçeli de tam katılmıyor performansla yani. O zaten hiç katılmıyor. Performans göstermiyor yani. Twitter üzerinden evet. Genelde değerlendirmesi. Bir de o sahaya çıksa. Şimdi işin bir tarafında bence bu var. Buraya ekleyeceksen söyle. Onun dışında askerlik örneği vererek aslında meseleyi başka boyuta taşımak istiyorum. Askerlik işe buna örnek de. Bu mesele ben önemli ben de ama başka bu mesele bir örnek. Önemli. Cumhurbaşkanı bu krizin sorumlusu olarak topu kendi sahasından çıkardı. Simsarlar dediği, efendim süpermarkete dediği kesimin önüne attı. Burada tabii büyük eksiklik muhalefet açısından diyelim. Belki de geçmişte bu boşluğu bu kadar göremiyorduk muhalefet liderlerinden de olabilir. Medyanın da yaklaşımı. Evet, yani evet. Bunu kabul etmemiz lazım. Az önce biraz o yüzden başta onu söyledim. Espriyle karışık söyledik. Yani bir üreticinin röportajının tam olarak derdi anlatmayan bölümünün bir haber bülteninde verilmiş olması, sonradan bunun savunuluyor olabilmesi aslında Türkiye'de medyanın geldiği nokta açısından çok acıklı. Yani bugün gerçekliği göstermesi gereken alan medya. Yani vatandaşta, sen devam et, vatandaşta bir algı çarpıklığı görüyoruz kimi sokak röportajlarında. Bunun nedeni? Yani kuyrukların sebebi mesela CHP'dir diyor. Bir algı çarpıklığı var ama bu algı çarpıklığı kendi kendine oluşmuyor. Bunu oluşturan da bir medya var. Medya var. Yaygın medyadan bahsediyorum. Tamam. Yani küçük işte ne bileyim programlarda, şunlarda, bunlarda kendi derdini anlatmaya çalışan, izah etmeye çalışan, hakkıyla meseleye yaklaşan insanlar olduğu da bir açık ama bu geneli kapsamıyor ve çok küçük bir grup olarak kalıyor. Genelde Türkiye'ye seslenen medyanın bu konuda inanılmaz bir neyi var diyelim, suçu var. İktidar aleyhine haber yapmama gibi davranış var. Kesinlikle. Ya da iktidar şimdi, aleyhine sonuçlanacak bir haberi vermemek gibi Allah bir davranış. Allah muhafaza diyor. Bir röportaj yapıyorsun, o röportajın iktidar aleyhine olan kısmını kullanmamak gibi. Bir şey bunu yani da, sansür. Bunu da ne söylese kullandık tabii diyerek savunmak gibi. Buna hani klasik literatürde sansür deniyor ama diyebiliyor muyuz biz bilmiyorum. Yok deme. Rütük bir şey der mi? Deme. Yani demeyelim. Bir örnek daha vereceğim, askerlikle ilgili olanını vereceğim. Bugün işte askerlikte yeni dönem başlayacak. Bedelli sürekli hale gelecek diye zaten haberleri herhalde herkes okumuştur, ilgilenen herkes. Bundan sonra parası olan askerlik yapmayacak. Tamam. Değil mi? Şeyimiz bu. Bundan bir sene önce Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bir var. Bir aydan sonra yapmayacak. Ya işte canım kısa dönem yapacak, sonra, geçecek, evet. Gidecek bir ay yapacak, bir buçuk ay yapacak. Ne demişti sen Cumhurbaşkanı? Bununla ilgili olarak sorulduğunda yine bir seçim öncesiydi. Herkes bedelli bekliyordu. Ben dedi vatandaşımı paralı parasız diye ayıramam.
Bu vicdanen çok sıkıntılı bir konu. Fakirin günahı ne? Fakirin günahı ne gibi bir değerlendirme havaalanında. Bugün hatta sosyal medya üzerinden de o konuşması yayınlandı. Birçok da paylaşım almış gördüm. Şimdi geçmişte biz televizyon haberciliği yaparken bu tip durumlarda eğer bir karar alınıyorsa geçmişte siyasetçilerin bu konuya yaklaşımını bir kere habere koyardık. Bilinirdi o. Mesela Devlet Bahçeli bir konuyla ilgili bir şey söylediğinde dün ne söylediğini de izleyeni hatırlatırdık. Doğru bir çözümleme yapabilmesi için o siyasetçiye bakışıyla geliştiren bir durum. Bugün dün söylenenin kimse hatırlamıyor. En başta gazeteci unutuyor zaten. Allah muhafaza unutmuyor. Aklıma gelir. Başım belaya girerdi. En başta gazeteci unutuyor. Yok. O zaman yani başım belaya girerdi unutmak zorunda hissediyor diyeyim. Unutmuş şey yatıyor. Ama zaten halkın bundan hiç haberi olmuyor ki. Çok yani çok ama sorunlu bir alan şey var burada. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kadar da yani halkı ben aklayamayacağım. Yani unutulacak kadar uzun zamanlar geçmeden de. Geçiyor be Akif. Geçiyor mu? Vallahi geçiyor. Ya şöyle yani, söyleyeyim. Mesela ben bugün var. Gördüğümde yeni böyle bu, söylemişti doğru falan ya, diye hatırladım yani. Bunun içli bir türküsü var biliyorsun. Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir diye türküsü bile var. Vaktiyle bu türkü de hatırlatılarak bedelliye itiraz edilirdi ve buna iktidar tabanı da iktidar kamuoyu da dahildi. Şimdi onu da mı unuttu millet diyorsun yani? Ya buna itiraz eden var da haklısınız ama burada yine muhalefetin önerisinde bir sorun var. Benim görüşümü kendi görüşümü söyleyeyim. Burada asıl olan profesyonellik askerlik. Yani zorunlu askerliği. Buna itiraz yok ama. O başka. Hayır böyle yaklaşan da yok. Askerlik. Böyle ben profesyonel askerlikten yanayım askerlik, o başka. Bedelli askerlik meselesinde senin dediğin çerçeve uzun süre ben de senin dediğin çerçevede düşünüyordum ama bedelli askerlik asgari ücret koşullarında çalışan insanın ödeyebileceği bir biçime dönüştürülse ve taksitlendirilse nasıl devlet bazı iş adamlarına uzun vadeli taksitlendirme yaparak onların kamu ihalelerine girmesini sağlıyorsa bu da bu şekilde kolaylaştırılarak asgari ücretini de ödeyebileceği bir miktara dönüştürülebilmeli. Muhalefet bunu söylüyor zaten. Bir şey söyleyeceğim. O ya olursa olursa itiraz ortadan kalkar. Yani diyecek zaten. Evet. Bu sadece paralı olanın o tıpkı o türküdeki gibi o türküyü değiştirirse onu değiştiren o türküyü yansıtmayan bir uygulama yapılırsa sorun ortadan kalkar. Ama eşitliksiz eşitlikçi olmayan eşitliksiz bir şey yapılırsa düzenleme orada problem var. O zaman parası olan yırtabiliyor. Parası olmayan gidip işte başka bir şekilde yapıyor onu. O olmaz. Vatani görevse bu onun da vatani görevi. Tabii. Öbürünün de vatani görevi. Şimdi bunun bir başka örneği daha var. Yani madalyonun iki yüzü varsa hani birisi sanal gerçeklik birisi de yaşandığı şekliyle gerçeklik dış gerçeklik. Şimdi iki yüzü varsa arada birini başka zaman öbürünü iktidarın gösterme becerisine bir örnek daha var. O da yeni oldu biliyorsunuz. Sayın Binali Yıldırım TÜSİAD'da bir konuşmasında geçen gün para yağmur gibi yağarken bol bol almışız. Geri ödeme zamanı gelince nereden çıktı bu demeye başlamışız dedi. Şimdi küçücük parantezde Mehmet Şimşek'in hala hava güneşliyken çatımızı onaralım fırtına geldiğinde pişman olmayalım sözünde bununla üst üste koyabiliriz. Ne olmuştu onu deyince Mehmet Şimşek? Valla Cumhurbaşkanı'ndan epeyce bir sert tepki görmüştü. Büyüme 7.9'du. Sen büyüme gibi bir rakam varken kalkıp bunun üzerine nasıl konuşursun diye açık açık isim vermeden Mehmet Şimşek'i kamuoyu önünde de eleştirmişti. Şimdi bu tür uyarıları vaktiyle yapanlardan bugün bizim İbrahim Kahveci ekonomi yazarı kararda yazmış. Örnekler veriyor. Vaktiyle bu tür uyarıları yapanların başına gelenlerden örnekler tamam mı? Hepsi kimi o gazeteden kimi bu televizyondan sürülmüş. Tamam mı? Sürülmüş. Yani atılmışlar. Aynı Binali Yıldırım bir de bu uyarıları yapanlara Türkiye'nin iyiliğini istemiyorlar. Türkiye'ye ihanet ediyorlar. Her şey iyi giderken demişti tam da o dönemde. Bunlar lobilerin sözcülüğünü yapıyorlardı. Ağız birliği yapıyorlardı lobilerle. O zaman öyleydi. Şimdi iş oldu bitti. Ekonomide zorluklar baş göstermeye başladı. Ödeme güçlüğü biliyorsunuz döviz kuru falan da patlayınca buna benzer yazılar yazdık. Ben de yazdım mesela dedim ki ya şimdi alırken iyiydi tamam mı? Şimdi ödemeye gelince adamlara dış güç ondan sonra Türkiye'ye saldırıyorlar falan gibi şeyler söylüyoruz. Oysa adamlardan aldığımız parayı
borcu geri ödemez söz konusu. Yani dolayısıyla bize kimse başımıza silah dayayıp vaktiyle o parayı aldırmadı. Borç aldırmadı. İnşaata yatırtmadı. Ha, şimdi çamura yatmanın alemi yok yani. O parayı alıp biz doğru kullanamadıysak sorumluluğu bize ait. Bu eleştiri nasıl yapılıyor? Sayın Binali Yıldırım'ın dediği eleştiri ne? Ki öz eleştiri yapıyor. Para yağmur gibi yağarken bol bol almışız diyor. Alan hükümetin o parayı en çok kullanan bakanıydı. Ulaştırma bakanıydı. Evet. Geri ödeme, onu tabii orada bir boşluk var. Nereye, yanlış yere yatırmışız. Bol bol almışız. Ne yapmışız parayı? Bir de yanlış yere yatırmışız. AVM'ye yatırmışız. Betona gömmüşüz yani. Yatırıma dönüştürmemişiz. Üretime dönüştürmemişiz. Geri ödeme zamanı gelince nereden çıktı bu demeye başlamışız diyor. Şimdi geri ödeme zamanı gelince borç alırken yere göğe koyamadığımız şu kadar yabancı... Sanki parayı alan sen, tabii, para bitiminde koltuğa oturan Binali Bey gibi değil mi? Gibi. Böyle manzara var. Tabii. Evet. Şu kadar... Para CHP döneminde geldi. AK Parti... Paranın bitmesi İnönü. AKP dönemine denk geldi. İnönü aldı. CHP harcadı. CHP harcadı, AK Parti ödüyor. Ya da onu da bırak, şöyle bir şey bu. Yani parayı alırken şu kadar yabancı yatırımcı çektik, şu kadar doğrudan yatırım çektik diye yıllarca AK Parti haklı olarak övündü. Türkiye'nin yükselen bir değer olduğunu, bir istikrar adacı haline geldiğini, bir cazibe merkezi olduğunu ve büyük yatırım çektiğini, paranın, dininin, milliyetinin, ırkının olamayacağını, renginin olamayacağını Sayın Cumhurbaşkanı defaatle söyledi. Haklı olarak bununla övündü. Türkiye'nin markası parlıyor demektir çünkü reklam çekebiliyorsan. Ama onu doğru değerlendirememişsin. Günü gelmiş, doğru değerlendiremediğin için de geri dönmemiş o para. Tamam mı? Yani yatırdığın yerden çıkmamış, geri dönmemiş. Günü ödeme şeyinde zora girince de, ödeme dengesinde zora girince de bu sefer vaktiyle şu kadar dış yatırımcı, yabancı yatırımcı çektik. Şu kadar, aslında yabancı da dememek lazım. Küresel yatırımcı, paranın yerlisi yabancısı olmaz. Evet. Diyen iktidar sözcülerinden şunu duymaya başladık. Bu işte parasını geri isteyenler, ekonomik tetikçi, ülkemize saldırıyorlar, Türkiye'yi çökertmek istiyorlar falan. Bunlar gelirken iyiydi, parayı verirken iyiydi, Türkiye'yi yükseltmek istiyorlardı, partnerdiler, ortaktılar falan. Şimdi bunları yazdık diye bize de söylenmeyen kalmadı. Yani benim gibi insanlar da bunları, bak, bu iş bu noktaya gelince, ya kardeşim, baş tacı ettiğimiz yabancı yatırımcı bugün neden faiz lobisi oldu? Bugün neden dış güç, karanlık mihrak oldu? Nasıl oluyor bu? Ayrıca yarın ona gene ihtiyacımız var, çevirebilmek için bu borcu. Tamam ki öyle de. Tabii. Yani Amerikalılar saldırıyorlar. Ondan sonra işte doları silah olarak kullanıyorlar dediğimiz süreçte bile borçlanma şeylerini, kampanyalarını Amerika'dakiler de katılabilsin diye şeyle yaptık. Onların saatine göre ayarladık falan. Doğrusu da oydu zaten. Binali Yıldırım'ın bu tespiti kendilerine dönük bir öz eleştiri midir? Önce ona bir tespit edelim de. Öz eleştiri olarak yapmıyor. Bu bir öz eleştiri. Türkiye'nin geneline ilişkin bir eleştiri yani getiriyor. Ben vatandaş dışarıdan olarak, bir adam. Ben bir vatandaş olarak paranın bol geldiği zamanda, yani şu hayatım boyunca hiç %50 zam görmedim. Benim aldığım zamlar hep %5 ile 15 arasındaydı. Yani maaşım itibariyle söylüyorum. Paradan en son bahsedecek adam bak burada neler söylüyor. İkincisi şimdi. Babam emekli. Efendim, kız kardeşim öğretmen. Onların da hiçbir zaman paranın bol geldiği zamanda büyük büyük paralar aldıklarına hiç denk gelmedim. Hiçbir bankaya gidip kredi almadım. Uzun vadelerle yapılandırılmış kredilerle devletin herhangi bir fabrikasını satın alıp işletmedim. Bu karar süreçlerinde hiçbir zaman benim oy ve esasen benim destek verdiğim bir siyasal iktidarda iş başında değildi. Bütün bunların sonunda Binali Yıldırım bu cümleyle öz eleştiri yapmıyorsa peki kimi eleştirmiş oluyor? Ben anlayamıyorum ki yani. Binali Yıldırım eğer bu öz eleştiri yapıyorsa, bu bir öz eleştiri ise, önce o boyutuyla bakayım. Bu bir öz eleştiri ise Binali Yıldırım'ın, vatandaşlar özür dilerim, ben böyle bir siyasal dönemin sorumlularından biriyim. Böyle bir şey yaptık, şimdi aday oluyorum, Allah affetsin demesi lazım. Zaten İstanbul'daki yüksek kulelere de hep sen ruhsat vermedin mi? Ben verdim. Şehre ihanet eden sen değil misin? Ben ve İsmet İnönü beraber yaptık. Yani iktidar sözcüleri biz İstanbul'a ihanet ettik, şehre ihanet ettik, imar yolsuzluğu var derken kendileri öz eleştiri yapmıyorlar, sana söylüyorlar şimdi onu zaten. Binali Yıldırım üstelik sadece aynı siyasal iktidarın üyesi olması itibariyle bu dönemin sorumlusu değil. Bu hikayenin en başında İstanbul Belediyesi'ne yönetici olduğu için sorumlu. Yani aslında İstanbul Belediyesi'nde başlıyor onun hikayesi. Oradan bugüne başlıyor. İdo Genel Müdürlüğü. Evet.
İDO Genel Müdürlüğü de Yavuz abi. İDO Genel Müdürlüğü artık neredeyse Marmara'da gemi yüzdüremiyor. Yani bir köprü yaptılar. Osmanlı Köprüsü o. Osman Gazi Köprüsü. Güya ulaşımda indirim yapacaklardı. Yani vatandaşı rahatlatacak ve bir köprü sahibi yapacaklardı. Tokat'ta köprü görmemiş vatandaş yüzü gülsün diye. Ne oldu? Oradaki köprü iskeleyi vurdu. Marmara'daki gemiler yüzdürülemiyor. Sayın Binali Yıldırım'ın hikayenin başında yönettiği İDO'dan bugüne. Bu söz öz eleştiri ise demesi gerekir ki ben başbakanken ya da benim kabine üyesi olduğum döneminde bizim hükümetlerimiz varken biz parayı har vurup harman savurduk. Allah da millet de affetsin. Allah affetsin gerekiyor. Demesi lazım. Har vurup harman savurduk. Biz bunlarla maalesef devletin İbrahim Kahveci'nin deyişiyle devleti şişmanlaştırmaktan başka bir şey yapmadık. Biz sözde devletin halkın sırtında yük deyip öz eleştirme yaparken onu yandaşımıza, eşimize, dostumuza yedirdik. Bir de onu yedirebilmek için ona devletin cebinden para kullandırdık. Ne cebinden bir para çıkmayan adamlar fabrika sahibi olup ertesi yıl onu satarak daha da bir zenginleştirdiler. Böyle demiyor. Şimdi bu öz eleştiriyse o zaman, öz eleştiri olmadığını anladık. Bu öz eleştiriyse Binali Bey kim eleştiriyor? Beni mi eleştiriyor? Yani ben bu siyasi ya da CHP'yi mi eleştiriyor? CHP'nin bütün bu süreçteki en büyük kabahat şu olabilir. Sen niye iktidar olamadın diyebiliriz. Ya sen niye bu sözlere muhatap oluyorsun? Bundan başka ne diyeceğiz CHP'ye? Binali Yıldırım hem eleştiri hem eleştiri olmayan cümleyi hangi bağlamda kurdu o zaman? Ya bu iktidarın bütün hikayesi biraz böyle. Kendi yaptırımını eleştiriyor gibi yapıp gene muhalefeti suçlayabiliyor. Ama işte yani asıl bizim büyük çaresizliğimiz şu. Muhalefet bunların herhangi birine cevap veremiyor. Ya ben geçen gittim. Ya muhalefet cevap vermese bile yani ben halk dal kavukluğu da biraz şey yani. Halk dal kavukluğu değil. Geçen abi gene dün Erzurumlar kongresindeyiz. Çok beslenmiş oradan. Bak kongresindeyiz. Bizim akrabamız geldi. Akif Bekir'e laf çarpılan yerdesin. Evet evet. Ama çoğunlukla Akif Bekir'le bir zamanlar aynı yere oy veriyorlardı. Onlar hala veriyorlar. Akif Bekir ayrıldı sürüden. Bilmiyoruz kim oy verdi evet, diyeceğim. Bilmiyorum. Hayır. Yani doğru bilmiyorum. Haklısın. Bilmiyoruz belki de. Evet. Orada arkadaşım köylüm falan dedi ki taşeron işçi olduk. Kadro aldık. Ama kadroları sonra çözülmedi. Çünkü onlara yeterince zam verilmiyor. Asıl kadrolu işçilerle aynı ölçüde zam verilmiyor. Onlara bir süre tanındı. Sendika haklarını kullanamıyor falan. Ya dedim CHP'ye oy vermeniz. Bakın CHP uğraştı. Kadro dedi. Oldu. Onu halen laf ediyorsunuz. Diyor bizim haklarımızın hepsi bir gelsin bakalım. Yani ne yaparsın? Yani kuzu kurdu yiyecek yani. Pardon kurt kuzu yiyecek. Dolayısıyla CHP kendi gerçekten asgari ücret taşeronlara kadro asgari ücret 2000'in üzerine çıksın vaadini dile getirdi. Bunu dile getirdiğinde bütçe nerede? Parayı nereden buluyorum? Para cebinden mi çıkacak? Emeklilere ikramiye de var orada. Emeklilere her yılda iki ikramiye sen Türkiye ekonomisini batıracak mısın? Zaten SSK'yı da batırdın dediler. Her seçim sonrasında CHP'nin işaret ettiği bir şey yalnız geçmiş oldu. Ben bilmiyorum Akif katılır mısın da AK Parti 10 küsur seçime katıldı kurulduğundan beri. Hepsinde bir başarı hikayesi var. O da açık. Belki bir iki tanesinde bir tökezlediğini söyleyebiliriz değil mi? 2005 7 Haziran bir de 2008 seçimlerinde bir sıkıntılı zaman yaşadı. Bütün seçimlerinde popülizm yapmayacağını söyleyerek herhangi ekonomik bir önlem almadan da süreci devam ettirdi. Son birkaç seçime kadar. Ve en sonunda bu seçimlerde bütçe sonuçları gösteriyor. 60 milyar civarında bütçede harcama var. Harcama kalemi. Yani en fazla açıldığı, ben bunu biraz şeye benzetiyorum. O Demirel'in kim ne veriyorsa ben 5 fazla vereceğim dönemine benzetiyorum. Verebildiği her şeyi verdiği bir dönem yaşıyoruz. Ve hiçbir şeyinde geçmişte yaptığı, eleştirdiği yöntemleri bugün uyguluyor olmasına rağmen hiçbir şeyin de hatırlatılmadı. Mesela bugün yine bir video gördüm. HDP'liler Trabzon'a gittiklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara yönelik saldırı girişimini eleştiriyor. Onlar beğensen diyor, de beğenmesen de onlar halkın seçtiği vekildir diyor. Seçtiği vekillerdir diyor. Süleyman Soylu ben bunlara vekil demiyorum diyor. Milletin vekili demiyorum diyor. Demiyorum diye bugün söylüyor. Evet. Yani o birkaç sene önce böyle bir durum var. Birkaç sene sonra böyle bir durum var. Ama bundan örnek çok. Biliyorsun şimdi, bundan çok örnek var. Ama bunların hepsinin bilinmesi lazım. Az önce lazım de yani. Onu söyledim şimdi. Madalyonun 200'ü var.
iktidarın becerisi, başarısı tersini de düzünü de lazım olduğunda okutabiliyor. Hangisi lazımsa onu çeviriyor. O yüzüğü tam tersine. AK Parti'nin, AK Parti sözcülerinin dün savundukları, dün ateşli bir şekilde hararetle savundukları ya da yaptıkları hiçbir şey yok ki. Tam tersini de günü geldiğinde daha büyük bir hararetle, daha ateşli bir şekilde savunmuş ve yapmış olmasınlar. Hiçbir şey yok ama yani. Üzülerek söyleyeyim, görüyoruz ki bazı CHP'liler de böyleymiş. İşte o Milas Belediye Başkanı adayı Barış Saylak. Ya onu da düzelteyim, ben programda Milas yani, Belediye Başkanı dedim. Belediye Başkanı adayı. Ben onu hep belediye başkanı diye yani, izledim. Yani çok özür dilerim, öyle başa böyle tarak denir ya. Yani çok özür dilerim ama. Öyle yani değil, gerçekten, kel başa şimşir tarak dönüyor ona. Öyle veya böyle aynı kapıya çıkıyor. Vurga yani aynı vurga gibi ki. Yok aynı sonuç değil yani, o devenin yediği dikenle, devenin dikeniyle. Şey gibi yani, o söyleyiş biçimi fark ediyor İsmail. Peki. Sonuçta olarak yani ana muhalefet, sen dedin ya işte 2 sene önce şunu dedi, 5 sene önce bunu dedi. Yakın zaman tarihleri hepsi. Tamam ama ya sadece değil ki, Sayın Devlet Bahçeli'de dediği bir dolu şey yok mu? Ya ben de bunu yani, söylüyorum işte. En başında söylediğimiz unutuluyor bunlar. Yani yok, unutulmuyor. Biliniyor. Daha acısını söyleyeyim. Keşke unutuluyor olsaydı. Keşke bunların hepsi bir unutkanlık konusu olsaydı. Kimse aldırmıyor. Asıl daha vahim olan o. Evet. Bu o ama kadar normalleşmiş. Ya diyorum sana. Ya adamın adı Barış ya. Belli ki sosyal demokrat bir ailenin çocuğu. Bak. Sen Cumhuriyet Halk Partili olmuşsun. Bir de 10 küsür yıldır CHP'nin belediye, meclis, encümeni, yönetici falan. 2014 yılında demişsin ki tamam aday olmadım ama ben de CHP'liyim. Ölene öleceğim bu yolda demişsin. Ben hiçbir yere kıpırdamam. Hadi diyelim ki 4 yılda fikirlerin değişti. Değişebilir. Siyaseten başka bakıyorsun, bakabilirsin. Ama belli ki fikirlerin değiştiği için değil yani. Sen yani alelade bir çıkar için, yani siyasal çıkar için her kılığa bürünebiliyorsun. Emin ol yarın bu da hatırlamayacak. Çünkü toplum aldırışsız kardeşim. Toplum aldırışsız, onun kurum ve kuruluşları aldırışsız. Cumhuriyet Halk Partisi çok mu aldırıyor? Çok aldırsaydı kendisinden istifa edip Demokrat Parti'ye, kendisinden istifa edip DSP'ye geçen, hatta AKP'ye geçenlerle şu belayı yaşar mıydı? Çok aldırışsız aldırsaydı Cumhuriyet Halk Partisi. MHP adına aday olup bir hafta önce MHP adına adayken seçmeni tehdit eden adamı bir hafta sonra CHP'ye kabul eder miydi? Ya da Batman Sason'da Refah Partisi'nden seçilip AKP'den yüz bulmayınca CHP'nin kapısından çalan adamı, üstelik ben devrimlerin partisiyim diyen CHP aşiretiyle beraber kabul eder miydi kardeşim? Etmezdi yani. O yüzden ya sen diyorsun ki efendim söyleyeyim AKP'nin yaptığı gaflar hatırlanmıyor. Sanki yani hatırlayacak. Ya ben ama onu doğru ifade edeyim de yanlış anlaşılmasın. Gaf değil yani. Gaf değil ya bu, ama bu uygulamaları. Akif abi bu unutkanlığın konusu da değil. Unutturuluyor. Bence. Yani üzerinde duruluyor. İsmail diyor ki millet umursamıyor. Umursamaz hale geldi. Ben o görüşteyim. Hatırlasa bile umursamıyor millet. Bak şöyle, tutarlılık siyasette aranan bir özellik değil. Olmaktan çıktı. Çok da uzun zaman oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da buna vurgu yaptı. Geçenlerden bir tartışma olduğunda, bu İslamcılar tasfiye ediliyor AK Parti'den tartışması olduğunda, hatırlarsanız tekkeye mürit aramıyoruz dedi. Evet. Yani burada hani aradığımız şey bu, alt metni bunun. Yani öyle ahlaki bütünlük, tutarlılık vesaire, yani bu tekkeye mürit aramıyoruz. Siyaset cami avlusunda yapılmıyor kardeşim, yani burası ibadet yeri değil demek istedi. Ben öyle anladım onu. Ama siyaset cami avlusunda yapılmıyor. Tekkiye mürit aramıyoruz. O açıdan siyasetçide ahlaki tutarlılık artık aranan bir özellik olmaktan çıktı, tamam da. Siyaset caminin içinde yapılıyor. Yani bugün işte sözcünün manşeti. Yalova Kadıköy Belediye Başkanı yeniden aday yapılmış AK Parti'den. Camide, caminin içinde kahvaltı sofrası serdirmiş. Tamam mı? Halkın sorunlarını dinledim diyor. Cemaatin sorunlarını. Orası parti binası mı kardeşim, cami? Ne yapıyorsun orada sen? Siyasi propaganda, seçim kampanyası yapıyorsun caminin içinde diye tepkiler gelince de apar topar sosyal medyasından kaldırdığı yazıyor işte gazetede fotoğrafları. Yani ben işte davet edildim, cami derneği yaptı diyor. Yani cami derneğinin başka yeri mi yok? Ayrıca aday cami derneğinin işine sen başka cemaate kahvaltı verecektin, başka yer mi bulamadın? Yani tuhaf, yani tuhaf. Tuhaf, ona şeyi de ekleyeyim. Yani bazı maalesef Cumhuriyet Halk Partili adayları da cemevlerinde benzer bir propaganda yapıyorlar.
Aynı şekilde bu da tuhaf, onu da vurgulayayım. Yani burada cami cemevi ayrımı yok. İkisi de ibadet yeridir ve başka yerlerde ibadet yeridir. Yani hani kilisesi, havrası, insan nerede tapınıyor sonrası ibadet yeridir. Ama Şirazesinden çıkmış yani diye bir artık, şey var ya. Yani... Artık burası benim arka bahçem diyerek ibadet yerlerini AKP'liler, Saadet Partililer camide, işte CHP'liler, HDP'lilerin bir kısmı gidip cemevinde bunu gerçekleştirmesinler, uzak dursunlar, imtina etsinler. Doğru değil. Yani siyasetin konuşulacağı yerler buralardır. Dinin direkt alet edilmesi. İstismar denen şey haza budur yani. Aynen. İşte onun fotoğrafı çok bu. Açık görüntü. İstismarın fotoğrafı. Fatih Mehmet Bucak'tan bahsetti ismini vermeden de. Fatih Mehmet Bucak'ın eşinin başına gelenleri görüyor musunuz? Evet. Türkiye Gazetesi'ne çıkarıldı. O da bir acayip bir şey değil mi? Sadece o değil. Türkiye'den de ayrıldı. Telefon gelmiş bugün. Türkiye'den de ayrılmış. Yani ayrılmış değil. Tam söyle. Ayrıl demiş. Ayrıl demişler. O da gönderilmiş Türkiye'den gönderme. Ayrılmak demek kendi iradesiyle gönderilmiş. Ama bizzat yani. Erdoğan ailesinin kurduğu kuruluş tabii. Yani kamu kuruluşu değil arkadaşlar. Türkiye'de. Yani bizzat Sayın Bakan Erdoğan'ın eşi Esra Erdoğan'ın yönettiği bir yer. Tabii. Kimin eşi dedin sen? Fatih Mehmet Bucak'ın eşi olmak dışında bir özelliği de var. Rallici. Fatih Mehmet Bucak'tan önce de kamuoyunda bilinen, başarıları olan, kendi branşında başarıları olan bir isim. Burcu Çetinkaya. Evet. Şimdi rallici, F1 pilotu, F1 değil şey, nedir o? F4. Yok şey şey uçağı, yarışları, pilotta şey yani, yarışları yapıyorlar. Neyse. Direksiyon sporları mı deniyor? Motor sporları mı? Motor sporları yapıyor. Rallici şeyde, değil mi ya? Ben rallici değil miyim? Rallici de şey nedir? Çöl rallileri şey yani, onun bilmiyorum. Neydi ya? Neyse şimdi geldi. Safari. Safari dedi. Çöller söylemedim ya. Burcu uluslararası başarıları olan birisiydi. Örtündü, tesettüre girdi biliyorsunuz, bir tercihte bulundu. Bir evlilik yaptı. Ondan sonra Türkiye Gazetesi'nde yazı yazdırılıyordu ve TÜRGEV'e üye yapılmıştı. Yönetim kurulu üyesi yapılmıştı. Eşi, evlendiği kişi bir başka partiden aday olmaya kalkınca aday da olmadı galiba. Daha belli değil. Girişimde bulundu. Yeltem'de. Aday diye açıklandı ama durum her an değişebilir. Her an her şey olabilir. AK Parti'den yapılmayınca hani MHP oradan da şeye mi geçti? CHP'yi denedi. CHP'yi deniyor şu an. Önce MHP'yi denemişti. Oradan CHP'yi denedi. CHP'yi oldu şu anda. Yani. Oldu. Bunun üzerine de işte yazılarına son verildi ve TÜRGEV'den gönderildi. Sen ona dikkat çekmek istedin. Ona dikkat çekmek istedim ama yani Türkiye'de bir muhalefet partisi içinde olmak, onun görüşlerini paylaşmadığın açık olsa bile ne kadar zor. Tasfiye sadece sen değil, eşin bile bulunduğu sosyal çevreden bile uzaklaştırılıyor. Yaptığı işten bile uzak durmak zorunda kalıyor. Ben çok çarpıcı buldum. Çarpıcı. Burcu Çetinkaya'nın durumunu. Çarpıcı. Ya Esad'ın, çok az zamanımız kaldı ama bir soru soracağım size. Bir şey daha söyleyeceğim. Geri dönerse mesela Fatih Mehmet Bucak. Geri alınır mı diyorsun? Acaba Türkiye Gazetesi'yle TÜRGEV'e geri dönebilir mi? Bilemiyorum. Fena bir soru değil ama cevabını bilmiyorum. Bence dönmeli. Hakkı diyor. Yani hakkı o yani kontenjan yani. Ona ayrıldıysa diyorsun. Şimdi o ama sadece eş durumundan orada değildi. Yani Burcu'nun kendi hakkı da vardı. Eş durumundan ben Burcu'ya gittiği için ekstra söylüyorum. Burcu'ya ekstra bir haksızlık yapıldığını. Doğru. Eş durumundan gitti. Ama o kızcağız kendi branşında dişiyle tırnağıyla bir yere gelmişti. Bir adı vardı. Yoksa tamamen katılarak, eş durumundan dolayı gene oraya alınmazdı. Tamamen yani, katılarak desteklemek amaçlı tabii, da söylüyorum. Yani evet. Kamusal profili olmasaydı Burcu'nun, eşi öyle diye gene TÜRGEV'e alınmaz, Türkiye'de yazı yazdırılmazdı. O kızcağız kendi emeğiyle, dişiyle, tırnağıyla kazıyarak bir yere geldiği için eşinin ama kendi durumu elinde da olmayan bir durumdan dolayı da o bütün pozisyonlarını kaybetti. Eş durumundan gitti. Evet. Tamam, demek ki kendi şahsına verilen kıymet değil, siyasi fonksiyon dolayısıyla sunulmuş bir imkandı o. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, bir soru biterken olarak bir değerlendirmem var, soru olarak size yönelteceğim. Esad bir açıklama yaptı, uluslararası medyaya da yansıdı. Ülkesinde anayasa yapım süreci başlayacak, muhalefetle birlikte, muhalefet temsilcileriyle masaya oturması gerekiyor. İyi de onlar Suriye halkını, hatta kendi görüşlerini bile temsil etmiyorlar, Türkiye'yi temsil ediyorlar. Onlarla ne görüşeceğiz biz? Türkiye'ye anayasa yapmıyoruz ki, Suriye'ye anayasa yapılacak dedi. Şimdi ben de bunun sadece ona mahsus bir şey olmadığını düşünüyorum. Görüş. Bakış açısı çarpıklığı olmadığını düşünüyorum Esad'a mahsus. Yani bunun başka benzerleri de var. Maduro var mesela, Venezuela'nın Esad'ı. Bir prens var şeyde,
Suudi Arabistan'da onun yaptığı var. Yani kadınlara mesela reform ve açılım yapacağım diyor. Kadınlara araba sürme hakkı tanıyacağım diyor. Tanıdı da bununla sükse yaptı, artistik yaptı. Dünyada ismini parlattı. Fakat kadınlara araba kullanma hakkı için mücadele veren insan hakları aktivistleri var. Ondan dolayı içeri alınmışlardı. Hala onları bıraktırmadı, tamam mı? Gerçek yasak değil yani. Tamam. Niye bıraktırmıyorsun dediklerinde ne diyor? Bunlar diyor dış güçlerin maşası, tamam mı? Bize ülkemize yönelik saldırılara alet oldular. Bilmem ne falan, terörle mücadele ediyoruz. Bunlar terörist falan diyor. Yani onun için onları bırakmıyor. Gerçekle göstermelik yüzü arasında bir uçurum var yani. Diğerlerinde de hep var. Şimdi Maduro da aynısını söylüyor. Trump da el altından anlaşmaya çalışıyor. Kendi açıklıyor bunu. Temasımız var anlaşmaya. Ama kendi halkından muhalefetiyle anlaşmaya çalışmıyor. Yani onlarla anlaşsa Trump'a ihtiyacı kalmayacak. Onların Trump'ın uşağı olduğunu söylüyor. Maşası olduğunu söylüyor. Emperyalizm aleti olduklarını söylüyor. Ama onlarla anlaşmaya yanaşacağına emperyalizmle, Trump'la, Amerika ile anlaşmaya kalkıyor. Tamam mı? Şimdi Esad'da da aynısı var. Kendi muhalefetini dış gücün aleti olarak görüyor. Dış güç orada işte Türkiye, Amerika vesaire. Onlarla anlaşacağına ama Türkiye ile anlaşmak için Erdoğan'la bir uzlaşı fotoğrafı vermek için de can atıyor. Vermez mi sizce? Soru şu, sizce vermez mi? Vermek istemez mi? Başka bir şey daha, onlarla iktidarını kendi halkıyla, kendi halkından muhalefetle paylaşacağına Putin'le, Rusya'yla, İran'la paylaşmayı tercih ediyor. Yani dış destekte paylaşmayı tercih ediyor. Kendi muhaliflerini de herhangi bir şekilde demokratik süreçlere katılımın önünü açmadığı için dış desteğe mecbur ve mahkum bırakıyor. Sonra da onları dışarıya alet olmakta, maşa olmakta suçluyor. Bu görünür bir çarpıklık değil mi yani? Bence değil. Çünkü zaten Esad'ın itham ettiği muhalefetin garantörü Türkiye. Zaten açık ilişki var aralarında. Yani Soçi'de, Tahran'da yapılan bütün görüşmelerde Türkiye kimin adına oturuyor? Bu muhalefetin adına oturuyor. Yani muhalefet dediğin toplulukların silahlıları ya da silahsızların arkasında garantör olarak Türkiye var. Üstelik ÖSO'yu silahlı olarak eğiten de Türkiye. Yani sadece bugün IŞİD'in ya da özür dilerim İslami PYD'ye karşı. Var. O sadece ÖSO'yu kastetmiyor ama SDG'ye de söylüyor. Onu tabii Türkiye ile ilişkilendirmiyor da bunlar SDG'yi hepsini, Türkiye ile ilişkilendirmiyor ama muhalefet dediği yani SDG ile ilgili maşa tespit de yanlış değil zaten. Yani o da yanlış değil ya, bence. Benim fikrimi sorarsan. Peki, ama şunu söyleyeyim, yani Suriye muhalefeti diye onun karşısında çıkarılanların SDG dışındakilerin tamam Türkiye bağlantılı. Bunlardan bir kısmına Türkiye silah verdiğini de kabul etti. Yani Ahrar-ı Şam'ı mesela. Evet. İşte Türkmen cephesi gruplarını. Bunlar muhalefetse bunlara hani ÖSO'yu Türkiye Amerika beraber verdi. İşte bugün Suriye'deki onları silahlandırıyor. Suriye'deki bir takım stratejik operasyonlarda. Evet, operasyonları beraber yapıyor. Yani yapıyorlar. Esad'ın dediğinde anlamsız bir şey yok. Esad dediğinde haklı. Bir saniye. Soru şu, yani doğru anlatabildim mi? Türkiye bunların garantörü Soçi'de. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye bunların garantörü de Türkiye doğdukları günden beri garantörü değil onların. Bazılarını nüfus kütükleri Türkiye'de değil, nüfuslarını da Türkiye vermedi. Ama bazılarını Esad, siyaseten Türkiye doğurdu. Esad Suriye'nin vatandaşı olan bütün muhalifler, Türkiye'nin garantörü olduğu olmadığı bütün muhalifler bir noktadan sonra iç savaşa tutuşunca dışarıda sırtlarını yaslayacak destekler buldular. Sonradan başka aktörler dahil oldu buna. Rusya da dahil. Rusya da sonradan olaya dahil oldu. İşin içerisine girdi. Soru şu. Esad gibi baskıcı dayatmacı rejimler en baştan kendi halklarıyla uzlaşma yolları arayacaklarına, onlarla anlaşmaya, onların memnuniyetsizliklerini gidermeye, onları memnun etmeye çalışacaklarına, onlarla uzlaşmaya, anlaşmaya çalışacaklarına, onlarla iktidarlarını paylaşacaklarına, neden daha sonra onlarla baş etmek için, kendi halklarından muhaliflerle baş etmek için başka dış destek aramaya, dış ittifaklar kurmaya, iktidarlarını dış aktörlerle paylaşmaya razı tercih gelirler. Ediyorlar, razı Güzel geliyorlar. Abi, ne yapacak? Bu soru mu? Şey, hayır, soru burada mu? Da bir yanlış tespit var. Tespit yok. Şu, şimdi yani Suriye kronolojisine girmeyeceğim ama
Suriye'de şu an özellikle ÖSO'cu muhaliflerin gerçekleştirdiği bir katliamdan sonra iş silahlanmaya vardı. Yani ilk etapta örgütler yoktu gibi bir çıkarsama. Suriye'de demokrasi vardı diyorsun. Hayır, ilk yoktu. Etapta, Türkiye, kaldı. Halen daha yok. Olmayacak. Hak talebi yoktu. Ya şimdi ama acit etmen anlamı yok. Suriye bence demokrasi bunu bir yer sayarak. Değil zaten. Ama ben sorum o benim, anladım da. Hayır değil zaten de ama ya, Suriye demokratik olmayan rejimlerde sonuçta hoşnutsuz olmayan. Anlatsam abi. Peki, yani Suriye'ye demokrasiyi konsolosluğunda adam boğazlamış prens mi getirecek? Ya ben demokrasi yok eleştirisi yapıyorum. Yok, demokrasi zaten, yoksa doğru, ben yok, aynı şeyi söylüyorum. Doğru, benim eleştirim ama. O. Doğru. Demokrasi olsa bu noktaya gelmez diyorum. Haklısın abi ben. Doğru yok ama yani bizim anladığımız modern batılı anlamda bir parlamenter demokrasi yok ama doğrudan demokrasi düşmanlığını ideoloji olarak benimsemiş şeriatçı örgütler Esad'a yıkmak üzere dünyanın bütün ülkelerinden toplanmış gelmişlerdi. Yani Esad'ı devirecek olanlar zaten demokrasiyi küfür kabul eden, en ufak bir ibadet farklılığını şirk görüp Müslüman'ı boğazlayan vahşi gruplardı. Esad yani Suriye'yi daha da demokratikleştirecek siyasi partilere karşı savaşmadı ki. Yani daha dün oldu bütün bunlar, hani görmedik siyasi değil. Partiler, şimdi siyasi partiler kurulabiliyor muydu? Yani? Söyleyeyim, ayrıca ÖSO denilen grubun kurucuları Suriye'den Türkiye'ye geçip kuruluş merkezlerini Hatay diye gösteren gruplardı. Evet. Yani 2012'de bu böyleydi. İki cümlede ben söyleyeyim, katılıyorum Akif'in söylediklerine. Zamanında Esad içeride sorunu kendi içinde diyalogla çözmek için bir çaba sarf etseydi, ki bu konuda motive de edildi, bunun imkanı da olabilirdi. Olabilirdi. Ama ben bu işi keseceğim, ben bunu asacağım, bunu götüreceğim, bu meseleyi kökten çözeceğim gibi zaten hani babadan kalma otoriter bir yapının ürünü olarak meseleye yaklaşmasaydı sonuçlar belki ama böyle olmazdı. Ama Esad'ın antidemokratik olmasından kaynaklanmadı bu silahlanma. Tamam, dünyanın bütün yerlerine cihat çağrıları yapıldı arkadaşlar. Tabii. Bunu ıskalamayın ama yani. Ama onun öncesi de var canım. Ya İsmail, 1982'de Hama katliamı diye meşhur bir katliam onun öncesi var. De var yani. Var yani, doğru ha. Hama katliam diye bir katliam yani var. Sen yani 7 yıl öncesine gitme yani, savaşın ilk başladığı andan değil de 5 sene öncesine git. 7 yıldan 5 sene daha önce git. 12 sene önce Esad eğer isteseydi o silahlanmalar, o çağrılar yapılmadan önce abi, kendi içindeki sorunu çözebilirdi. 2011'de de istese işin seyrini değiştirirdi. 2010'da yapardı yani bu arkadaşlar, işi. Arkadaşlar 2012'de zaten Türkiye ile Suriye'nin arası çok iyiydi. Yani çok iyiydi. Ya, işte, ya 2011 mesela. Sonunda mükemmeldi. Böyle bir sorun bile tespit etmemiştiniz ki siz. O günlerde böyle bir sorun mu tespit 2011, ettiniz? 2012'de vardı böyle bir sorun. 2011'de, 2012'de yoğun baskı. Yok, ama orada yoğun, kimlik vermiyor. Yoğun baskı vardı. Reform, açılım, demokratikleşme baskısı vardı Esad'a. Esad da sözler veriyordu. Dünyada bakın Afrika, Arap ülkelerinde rüzgar vardı. Söz konusu bir rüzgar. Gelip Suriye'yi vurdu. Bizim oradaki ilişkimiz işte anayasa, parlamenter, çoğulcu parlamenter düzene geçilmesi şeklinde önerilerdi. Esad'la pazarlıklar sürüyordu. Tam ama şunu ıskalamayın. Değil. Dünyanın bütün ülkelerinden hani Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan cihat çağrıları yapıldı. Sonraki. Mesele demokratik mesele değildi. Ya sonraki olur mu? Yavuz abi, Irak El-Kaide'si daha isyanın başlangıcında nüve gönderip El-Nusra'yı kurdurdu orada. Demokrasi için kurdurmadı ki bunu. İsmail'cim. Yani siz, biz devam İsmail. Edelim buna. Tamam, buna da bitti mi süremiz? Tamam. Epey çarşamba. Bir, bence konuşalım. Bu konuşmaya konuşalım. Değer bir mesele. Yani birçok meselenin Esad kökeninde bence değil, var yani. Esad demokrat değil. Evet. Ama oradaki muhalefetin derdi demokrasi de değildi. Yani bir şey söyleyeceğim. O zaman dünyanın hiçbir yerinde meşru demokratik muhalefetin mümkün olup olmadığını tartışmaya yok, açarız. Mümkün. Buradan mümkün, Esad'da mümkün değilse buradan başka yerde katıldı, Maduro'dan yine mümkün. Bir Maduro, kısmı katıldı işte. Maduro da haklı o zaman. Eğer o ise Maduro da haklı, Prens Bin Selman da haklı. O zaman hiç fark etmez. Yani. Neyse, çarşambaya bırakıyoruz. Tamam. Veda edelim. Görüşmek üzere. Senin için çalıyor. Ney? Bana o güven. Sen uyun. Hangisi o? Bana güven. Candan Erçetin'den bak, bana güven diyor. Hadi bakalım. Görüşmek evet, üzere. Bakalım. Yarın buradayız 17.30'da. Çarşamba'da söylemesi bizden var.